Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün polinomlarda bölme işlemini yapacağız. Hoş geldiniz hepiniz. Polinomlarda bölme işlemi, polinomların son konusu şu ana kadar olan katsayılar toplamıydı, polinomun girişiydi. O kısımları hallettik, yaptık. Bölmede neler yapacağız? Hemen bir bakalım onlara beraber. İlk önce normal bölme işlemini doğal sayılarda yaptığımız gibi yapıyoruz. Px polinomu Qx polinomuna bölünmüş olsun, bölüm Bx olmuş olsun, kalan da Kx olmuş olsun. Hatırlayın bunların adları vardı. Ne diyorduk Px'e? Bölünen diyorduk değil mi? Bölünen. Qx dediğimiz şey bölen. Bx bölümün B'si olmuş olsun. Bölüm. Kx de kalanın K'si olmuş olsun. Kalan. Px'i Qx'e bölmüşüz. Bölüm Bx çıkmış. Kalan da Kx'miş. İlkokulda bunu hatırlayın size sağlama diye göstermişlerdi. Sağlamasını nasıl yapıyorduk? Px yani bölünen. Bölenle bölümün çarpımı artı kalan diyorduk. Aynı şey burada da var arkadaşlar. Hemen Px neyle neyin çarpımı? Bölenle bölümün yani Qx ile Bx'in çarpımı artı bir de neyi ekledik? Kalanı ekledik. Doğal sayılarda bölme işleminde hatırlarsanız bölme işlemini nasıl bitiriyorduk? Nereden biliyorduk bittiğini? Kx'in içerisinde Bx şey Qx yok diyorduk. Bu Kx'in içerisinde Qx yoksa bölme işlemi bitmiş. Eğer Kx daha büyük olursa buradan veya eşit olursa bölme işlemi devam ediyor, bitmemiş diyorduk. Burada da aynı şeyi x'li terimler olacağı için burada dereceler için söylüyoruz. Kalan bölenden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Ama ne olarak? Derece olarak. Derece Kx, derece Qx'ten ne olmuş? Çok küçük olmuş olacak. Bölme işlemi kısaca bu. Bununla ilgili nasıl sorular geliyor, ne yapıyoruz ona bakalım. İlk önce basit basit örneklerle bir başlayalım. Mesela Px polinomu verilmiş. X eksi 2 ile bölündüğünde bölüm nedir, kalan nedir diye bize soruyor. Hemen yapacağımız şey şu. İki tane alternatif var ama bölümü istediği için oturuyorum. Polinom bölmesi dediğim ben buna otur böl metodu diyorum aynı zamanda. Oturup bölüyoruz. Hemen yazdım x kare eksi 5x artı 4'ü x eksi 2'ye bölüyoruz. Bu bölme işlemini nasıl yapıyoruz? Bunu unutmuş olabilirsiniz. Bir hatırlayalım. Hemen bu soruda bölme işlemini yaparken ne yapıyorduk? En büyük derecelere bakıyordum. Yani şurayı x kareyi görüyorum sadece. Başka bir şeyi görmüyorum. Bölen polinomda da eksi 2. Derecesi 0 o sabit terim olduğu için ona bakmıyorum. Derecesi en büyük olan x var. Buna bakıyorum. X kareyi x'e bölüyorum. X kareyi x'e bölersen bölüm ne olur? X olur. Yani neyle çarparsam x'i ben x kare elde ederim? X ile. Öyleyse buraya x'i yazıyorum ve tek tek çarpıyorum. X ile x'i çarptım. X kare. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x. Buraya yazdım. Bunları taraf tarafa ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. Taraf tarafa çıkarmak demek ne demek? Aşağıdakini eksi ile çarpıp topla demek. Öyleyse şu işaretlerini değiştiriyorum. Bunu eksi yaptım. Bunu artı yaptım ve topluyorum. Artı x kare. Eksi x kare gitti. Eksi 5x artı 2x daha eksi 3x. X'li terimleri topladım. Artı 4 zaten bunun içerisinde başka bir şey olmadığı için x'li aynen indirdim. Şimdi aynı işlemi dereceyi dikkat ederseniz 2'ydi 1'e indirgedim. Yani bunun derecesine eşit oldu. Küçük olana kadar devam edeceğim. Bunun derecesi 1, bunun derecesi de 1. Devam ediyorum. Öyleyse bir kez daha böleceğim. 4'ü görmüyorum. Gene eksi 2'yi görmüyorum. En büyük dereceli terimlere bakıyorum. Eksi 3x'i x'e bölersek bölüm ne gelir? Eksi 3 gelir. Öyleyse eksi 3 ile çarpmalıyım. Çarpıyorum. Eksi 3 ile x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 6. Hemen burada ne yapıyorum tekrardan? İşaretlerini değiştireceğim. Toplayacağım. Eksi 3'ü artı yaptım. Artı 6'yı eksi yaptım. Ve bunları ne yapıyorum? Topluyorum. Artı 3x ile eksi 3x gider. Burada 4. Burada eksi 6 kaldı. Eksi 2. Bölme işlemi bitti mi burada? Evet bitti. Bittiğini nereden anladık arkadaşlar? Bunun derecesi sabitlerim artık. Sıfırıncı derece. Bunun derecesi 1. Dolayısıyla bölme işlemi bitti. Bizden istenen bölüm neymiş? X eksi 3'müş. Kalan da neymiş? Eksi 2'ymiş. Buna polinom bölmesi diyoruz ya da benim deyimimle otur böl metodu diyoruz. Hemen bir sonraki örneğe geçiyorum. Anladınız inşallah. Sadece en büyük dereceli terimlerle başlıyoruz bölme işlemine. Hop geçtim bunu. Evet. Gene bir bölme işlemi. Bu bölme işlemi de 3. dereceden bir polinomu, 1. dereceden bir polinoma böleceğiz.
Hemen en büyük derecelere bakıyorum. Artık öğrendiniz. X kübü x'e böldüm. X küp olması için x'i ne ile çarpmam lazım? X kare ile. X kare ile çarpıyorum tek tek. X kare ile x'i çarptım. X küp. X kare ile eksi 1'i çarptım. Eksi x kare. İşaretlerini değiştiriyorum ve topluyorum. Bunu eksi yaptım. Bunu artı yaptım ve topladım. Artı x küp eksi x kübü götürdü. Aa, bunlar da gitti. Eksi x kare artı x kareyi götürdü. Sadece yukarıdaki aşağıya indirdim. Ne kaldı? 2x eksi 3 kaldı. 2x eksi 3'ü kime bölüyorum şimdi? X eksi 1'e. Gene sabitleri attım şu küçükleri. Büyükler bak kaldım. Onlara bakıyorum. 2x'i x'e böldüm. Kaçla çarpmalıyım? 2 ile çarpmalıyım. Tek tek çarptım gene 2x. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. Hemen işaretlerini değiştirip topluyorum. Bunu eksi yaptım. Bunu artı yaptım ve topladım. Artı 2x. Eksi 2x gitti. Eksi 1. Yani hem bölümü buldum gene. Bölüm. X kare artı 2'ymiş. Hem de kalanı bulduk. Kalan da eksi 1'miş. Şimdi bizden bölüm isteniyorsa bazı sorularda bunu yapmak işi kolaylaştırıyor. O yüzden bu bölme işlemini de bilin. Bilmenizde fayda var. O yüzden anlatıyorum. Bunun ama bir de pratik yolu var. Hemen o pratik yolunu şu kenara yapacağım. Bundan sonraki birinci dereceden bir ifadeye bölündüğünde hep bunu kullanacağız. Oraya hemen yazıyorum. Pratik yol. Eğer bölüm isteniyorsa, şu ifadeyi çarpanlara ayırmakta zorlanıyorsanız gene bu bölüm isteniyorsa, ama gene bunu yapabilirsiniz. Bu kolay. Ama mesela şu 10. dereceden, 5. dereceden, 7. dereceden büyük bir şeyse bu işlemi yapmak biraz daha uzar. O yüzden özellikle kalan bulunmasında birinci dereceden bir ifadeye bölündüğünde, şu birinci derecede bir ifade, kalan bulmak için yapacağımız şey şu, oldukça basit. Hemen şu ifadeyi sıfıra eşitliyorum. Ne ile bölünmesini isteniyorsa, burada x eksi 1, sıfıra eşitliyorum ve x yerine yazmam gerekeni buluyorum. X eşittir 1. Öyleyse x yerine 1'i götürüp bu polinomda yazıyorum. X eşittir 1 yaz. Ama bu 1'i nerede yazıyorum? Hangi polinom isteniyorsa, kalan isteniyorsa o polinomda yerine yazıyorum. X yerine getirip 1'i yazarsam ne gelecek? 1'in kübü eksi 1'in karesi eksi artı pardon 2 çarpı 1 eksi 3. Artı 1 eksi 1 birbirini götürdü. 2 eksi 3 eşittir eksi 1'dir. İşte bu bize neyi veriyor? Kalanı veriyor. Zaten biz de eksi 1 mi bulmuştuk kalanı? Evet. Tekrar ediyorum. Birinci dereceden bir ifadeyle bölümünde kalan soruluyorsa bize, hemen o birinci derece ifadeyi sıfır eşitleyip kökü buluyorum. Hangi polinomun onunla bölümünden kalan isteniyorsa o polinomda götürüyorum, o biri yerine yazıyorum. Oldukça basit. Çok 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 basit. Hiç bu kadar uzun bölme işlemiyle uğraşmıyoruz. Ama dediğim gibi bölüm isterse burada kalanı buluyoruz. Bölüm isterse şu ifadeyi çarpanlara ayırmak yerine bu şekilde bölmek daha mantıklı. Zaman kaybı olmaz en azından. Hemen bakalım bu soruda uygulamaya çalışalım bunu. Px polinomu verilmiş. 2x küp eksi 3x kare eksi 5x artı 1. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Oturup bölme işlemini yapmıyorum. Şu ifade birinci dereceden, dikkat edin. Birinci derecedense hemen sıfıra eşitleyip kökü buluyorum. X eksi 1 eşittir 0 ise x eşittir kaçmış? 1'miş. Öyleyse bu değeri götürüyorum. Hop, bu polinomda yerine yazıyorum. X yerine 1 yazarsam 2 eksi 3 eksi 5 artı 1. Bu işlemin sonucu da 2, 1, 3, eksi 3'ü götürdü. O da eksi 5'miş. Hangi polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan isteniyorsa bunu sıfır yapan değeri, yani biz ona matematikte kökü diyoruz. X eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökünü buluyorum, getiriyorum. Bu polinomda, istenilen polinomda yerine yazıyorum. Oldukça basit değil mi? Eğlenceli. Geçiyorum bunu da. Hemen bir pekiştirme. Tersten gidilmiş bir soru. Kalanı vermiş. Bu sefer A'yı soruyor. Px polinomu 4. dereceden bir polinom. X artı 1 ile bölümünden kalan eksi 10 ise A kaçtır diyor. Ve siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. X artı 1'i direkt neye eşitledim? 0'a. X artı 1'i 0 yapan değer kaç? X eşittir eksi 1. X eşittir eksi 1'i bulduğum değeri götürüyorum. Hangi polinom isteniyor? P
Px isteniyor. Burada yerine yazıyorum. X yerine eksi 1 yazdım. Onları direkt yazıyorum artık. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Eksi 1. Eksi de başında artı 1. Eksi 4. Eksi 2a. Bu işlemin sonucu kaçmış? Eksi olmuş. Sıfır yapan değeri buldum. Götürdüm. Bu polinomda yazdım. Kalanı vermiş bize. Kalan eksi 10 olduğu için biz zaten kalanı buluyorduk. Eksi 10'a eşitledim. Şu işlemi yaparsak 2'den 4 çıktı. Eksi 2. Eksi 2a eşittir. Eksi olmuş. 10'u bu tarafa attık. 8. Eksi 2a'yı öbür tarafa attık. A eşittir. Kaçmış? 4'müş yavru kuşlar. Anladınız mı? Tekrar özet. Birinci dereceden bir polinoma bölüyorsak, birinci dereceden bir ifadeyi hemen sıfıra eşitliyorum. Sıfır yapanı, hangi değeri kökü, hangi polinom isteniyorsa orada götürüp yerine yazıyorum. Ha, bazen burada kolay. Verilen polinomla bölümünden kalan istenilen polinom aynı. Ama bazen polinomu farklı verir. Bölündüğü istediği polinom farklı olur, bölünmesini istediği polinom. Mesela bu örnekte olduğu gibi. Şimdi ne yapacağız hocam? Hemen bakalım. İlk önce kontrol ediyorum. Verilen polinom Px bölümünden kalan istenilen polinom Px artı 1. Yani bu iki polinom birbirinin aynısı değil. İki tane alternatif var. 1. Px artı 1 polinomunu bulalım. Nasıl? X yerine x artı 1 yazarak. Ama o uzun. Ölme şeyim ölme. Hemen ne yapıyorum? Verilen polinomu kapatıyoruz. Görmüyoruz. Şunu kapattım. Normal şuna geçiyorum. Px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan ne demek? Bunun Türkçe mealini veriyorum. Şu ana kadar yaptığımız x eksi 2'yi kime eşitle? Sıfıra. X eksi 2'yi sıfır yapan x değeri kaç arkadaşlar? 2. Bu iki değerini alıyorum. Demin altın cümleyi söylemiştik. Hangi polinomun bölümünden kalan isteniyorsa orada yerine yazıyorum. Burada hala kapalı. Px artı 1 polinomu istendiği için bunu götürüp burada yerine yazıyorum. X yerine 2 yazarsam burası 2 artı 1. Yani bizden ne isteniyor? P3 isteniyor arkadaşım. Anlaşıldı mı? Verilen polinom Px, istenen polinom Px artı 1. Sıfır yapan değeri, bu birinci derece olduğu için değişmiyor yaptığımız şey. Sıfır yapan değeri buluyorum ama bunu götürüp burada değil burada yazıyorum. Çünkü bu polinomu istiyor bizden. X eksi 2 ile bölümünden kalan polinom bu. 2'yi yerine yazdım. P3 eşittir soru işareti. Yani P3'ü soruyor. Şimdi artık verilene geçebilirim. P3'ü bulabilirim. P3'ü bulmak için Px verilmiş. X gördüğüm yere kaç yazmalıyım? 3. Haydi yazalım. 3'ü yazdım. 3'ün kübü eksi 5 çarpı 3 eksi 7. Yani 27, 3'ün kübü eksi 15 eksi 7. 22 çıkarırsak cevap kaçmış? 5'miş. Anlaşıldı umarım. Birinci dereceden bir ifadeyle bölümünden kalan isteniyorsa bu ifadeyi oldukça basit, korkacak hiçbir şey yok. Bunu sıfır yapan değeri yani kökünü buluyorum. Hangi polinomun bölümünden kalan isteniyorsa orada götürüp yerine yazıyorum ve P kaç isteniyor ilk önce onu buluyorum. Birinci derecede oldukça kolay. Peki bu ikinci dereceden olursa ne yapacağız? Değil mi? Yani verilen ifade x eksi 2 değil de x kare eksi 2 olursa ne olacak? Mesela bu. Bunun içinde birkaç tane alternatifimiz var. Hepsine bakalım. Birincisi hemen aklınıza şu gelebilir. Oturup ben onu çözmeyeceğim ama şuraya yazayım. Birinci yol benim söylediğim hangi yol? Otur böl metodu. Yani px'i x küp eksi 8x artı 1'i kime bölerek? X kare eksi 1'e bölerek bu işi yapabilir miyim? Bölümü de bulurum, kalanı da bulurum. Evet. Ama dedik ya bu bazen uzun olabiliyor. Nasıl? Bu 5. dereceden 7. dereceden bir şey olmuş olursa zahmetli. Öyleyse hemen bu yolu eledim. İkinci yol. Şu ifadeyi çarpanlarına ayırarak bulabiliriz. Hatırlarsanız px polinomu ne demiştik? Qx polinomuna bölündü. Qx dediğim x kare eksi 1. X eksi 1, x artı 1 çarpanlarına ayrılıyor bu ifade. Bölümün b'si olsun dediydik. Kalana da hani sağlaması diye yazdığımız şey var ya o. Kx demiştik. Bölüm bx, px buna bölünmüş. Kalan da kx. Ve bölme işleminin bittiğini biz ne zaman anlıyorduk yavrucuklar?
kx polinomun derecesi bunun x kare eksi 1'in derecesinden küçük olunca anlıyorduk bittiğini. Bu ikinci dereceden bir ifade ise bölen polinomu. Kalan bundan küçük olmak zorunda. İkinci dereceden küçükse kaçıncı dereceden olur? Ya 1 ya 0. dereceden olur. Onun en genel hali de nedir? Ax artı b'dir tabii ki. Öyleyse kalana ax artı b olsun diyor. Amacım bölümü bulmak değil, kalanı bulmak. Yani a'yı ve b'yi bulmak. O yüzden bx'ten ne yapmam lazım? Kurtulmam lazım. Bx'ten kurtulmam için önündeki katsayıların ne olması lazım yavrucuklar? 0. Öyleyse x yerine 1 yazınca da eksi 1 yazınca da bu ifade 0 oluyor. İkisini de tek tek yazıyorum. İlk önce şundan başlayalım. X eksi 1'i 0 yapan değer kaç? 1. 1'i götürdüm yerine yazdım. X yerine 1 yazınca bir eşitlikte hepsinin yerine yazmak zorundayız. Öyleyse x yerine 1 yazarsam P1 eşittir. Hop şurası alayı gitti 0. X yerine kalanda da 1 yazarsam A artı B mi buldum? Yani A artı B'yi bulabilirim. P1'e eşitmiş. Çünkü elimde PX var artık. P1'i bulabilirim. X yerine 1 yazarsam kaç gelecek P1? 1'in kübü 1. Eksi 8 artı 1'den kaç geldi? Eksi 6. Demek ki A artı B kaçmış? Eksi 6'ymış. Aynı şeyi bir de ne için yapacağım? Eksi 1 için yapacağım. X artı 1'i 0 yapan değer kaç? Eksi 1. Götürdüm bu sefer eksi 1'i yazdım. P eksi 1. Şu çarpan 0 olduğu için gene burası komple gitti mi? X yerine eksi 1 yazarsam bu sefer ne geldi? Eksi A artı B geldi. Ben P eksi 1'i de bulabilirim. P eksi 1'i söyleyin bana. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 artı 8 artı 1. Şunlar da giderse ne geliyor? 8 eşittir. Eksi A artı B. Anlaşıldı mı? Demek ki amacım A'yı ve B'yi bulmaktı. Kalanı soruyor çünkü bizde. Kalan isteniyor. O yüzden iki bilinmeyenle iki denklem çözüyoruz. Neymiş o yavrucuklar? Toplamları eksi 6 olacak. Farkları da B eksi A diyor çünkü 8 olacak. Bu ikisini alt alta ben toplarsam alt alta yazıp topladım. Kimler gitti? Artı A eksi A gitti. 2B eşittir 2'den. B eşittir kaç geldi? 1. B yerine 1'i ister burada yaz, ister burada yaz. A eşittir kaç geldi? Eksi 7. A'yı da B'yi de bulduk yavrucuklar. A eksi 7 B'ye birmiş. Öyleyse götürüp bunları yerine yazıyorum. Bunları getirip burada yerine yazarsam A yerine eksi 7 yazdım. Eksi 7x. B yerine 1 yazdım. Artı 1. İşte bize kalan bu. Bu ifade çarpanlarına ayrılabilen bir ifade olduğu için ha bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela test tekniği bunu biraz daha pratik olarak seçeneklerden de bulabilirsiniz. Mesela ben şu AX artı B yazıp A'yı B'yi buldum ya. Şöyle de yapabilirdik. Hani seçeneklerde bunlar olacak sonuçta. X'li mixli bir şeyler olacak. 1 yazınca kaç bulduk biz cevabı? Eksi 6. Öyleyse seçenekte de 1 yazınca eksi 6'yı verecek. Bakın 1 yazınca eksi 6'yı veriyor mu? Veriyor. Eksi 1 yazınca kaç çıkıyordu? 8. Eksi 1 yazınca da 8 çıkması lazım. X yerine eksi 1 verdik. Artı 7, 1 daha 8. Aynı sonucu vermek zorunda. Kısaca size polinomlarda bölmeyi anlatmaya çalıştım. En kısa olabilecek şekilde en basit haliyle. İlerleyen zamanlarda yeni nesil sorular tabii ki çözülecek. Bunlar sadece mantığını öğrenmeniz için çözülen videolar. İlerleyen zamanlarda bunlarla ilgili yeni nesil biraz daha zor sorular da çözeceğim. O yüzden yavrucuklar şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın yavrucuklarım. Beğenmeyi unutmayın. Bu arada yorum yazmıyorsunuz hiçbiriniz. Yorumlarınız önemli benim için. Herkes yorum eklesin. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın. İyi akşamlar şimdilik.